Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Doktor Sayın Kübra Bıçakçı, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Doktor Kübra Bıçakçı. Öncelikle eğitim hayatımdan başlamam gerekirse, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümüne girdim. 2013 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Daha sonra 2019 yılında Belçika'da Keynel Üniversitesi'nden burs alarak ona bağlı IMEC Nörobilim Neuroscience Araştırma Laboratuvarı'nda master öğrencisi olarak çalıştım. Şu anda Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde aşı ve filyasyon ekibinde çalışmaktayım. Aman ya Rabbim, tam yerinde çalışıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Çok tüm hekimlerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız. Bu bir yılı aşkın süredir gerçekten çok yoruldular, çok hırpalandılar. O yüzden hepinize minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Neden bu mesleği seçtiniz? Tabii pandeminin olacağını bilmiyordunuz. Doğru, bilmiyordum. Ama yıllar önce neden seçtiğime gelirsek, ben 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğimde az önce de bahsettiğim gibi matematik okuyordum. Bir yandan da özel matematik dersleri veriyordum. Matematiği çok sevmeme rağmen her doktora gittiğimde o masada kendimi önlükle hayal ettiğimi fark ettim. Daha sonra yine sağlığa olan ilgim ve kendi vücudumu tanımaya olan ilgimin devam ettiğini fark ettim. Tabii bunun derininde yine insanlara yardım ettiğinizde en zor anlarında size teşekkür ettiklerinde yüzümde oluşan tebessüm diyebilirim. Evet. Peki şu an yapmış olduğunuz işten bahsedecek olursak, aslında hepimiz için oldukça merak uyandıran bir konu: filyasyon ve aşı çalışması. Bize biraz süreçten ve çalışmaların nasıl ilerlediğinden bahsetmeniz mümkün mü? Tabii ben de işin içinde olan biri olarak size bu konuda biraz bilgi vermek isterim. Öncelikle filyasyon nedir sorusundan başlarsak, filyasyon bir salgının kaynağını bulmak ve bu salgın zincirini takip etmek anlamına geliyor. Şu an Türkiye'de 10 bin üzerinde, İstanbul'da 2 bin üzerinde filyasyon ekibi bulunmakta. Filyasyon ekibi dediğimizde aklımıza bir doktor veya diş hekimi, bir sağlık memuru veya hemşire ve onlara tahsis edilen aracı kullanan bir şoför geliyor. Filyasyon ekipleri COVID PCR testi araştırma laboratuvarlarında pozitif çıkan hastaların evlerine mümkün olduğu kadar kısa sürede, bu bizim için ortalama 6 saat oluyor, gece yarısından sabaha kadar olan süreyi saymazsak, evlerine ulaşıp filyasyon girişi artı ilaç temini yapıyorlar. İlaç temini yapıldıktan sonra bu hastaların son 48 saat içinde 10-15 dakikadan fazla temas ettiği kişiler de yine temaslı listesine ekleniyor. Ve 10 günlük karantina sürecinin ardından herhangi bir sağlık sorunları yoksa, tedaviye yanıt veriyorlarsa, maske ve yine mesafe tedbirlerini alarak normal hayatlarına devam etmesi isteniyor. Tabii evet. Bu süreçte ne kadar normalden bahsedebilirsek. Evet, ben o normali çok kabul etmiyorum, kabullenemiyorum. Bana normal gelmiyor hiçbir şey. Haklısınız. Benim için, yani benim hayatımda COVID öncesi ve COVID sonrası var. Haklısınız. Gerçekten psikolojik olarak çok yerle bir etti. Çok doğru. Bizi. Peki vaka çalışmaları bu şekilde devam ederken COVID aşılarıyla ilgili de bize biraz detaylı bilgi verebilir misiniz? Aşı çalışması nasıl ilerliyor? Öncelikle kendi yaptığımız çalışmadan bahsetmek istersem, biz şu anda evlere giderek, biliyorsunuz aşılama çalışması 65 yaş üstü için başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama stratejisine göre de bu aşılama 4 aşamada tamamlanacak. Şu ana kadar 1. aşama tamamlanmış oldu. 1. aşamada da öncelikle sağlık personelleri, sonrasında da B grubunda 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı. Her hafta 90 yaş üstünden başlanarak 5 yaş inerek bu şekilde 65 yaşa kadar inildi. Şu ana kadar 12 milyon doz aşı kullanıldı. Sağlık Bakanlığı Kasım ayına kadar 50 milyon doz kadar aşılamayı hedefliyor ülkemizde. Çalışma bu şekilde devam ediyor. Ama insanlar biraz aşı da nedir? Kaç çeşit aşı var? Çünkü haberlerde Avrupa'da, Amerika'da da farklı aşıların kullanıldığını duyuyoruz. Biraz kafa karışıklığı oluşuyor olabilir. Ben buna da ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Aşı dediğimizde
aşı çeşitleri üçe ayrılıyor. Birincisi inaktif dediğimiz ölü virüs içeren aşılar. İkincisi mRNA dediğimiz aşı türü. Üçüncüsü de viral vektör içeren aşılar. İnaktive aşı dediğimizde virüsün öldürülerek insan vücuduna verilmiş halinden bahsediyoruz. Şu an ülkemizde kullanılan Sinovac aşısı inaktive aşıya giriyor. İnaktive aşının avantajı daha az yan etki profili oluşturması uzun vadede. mRNA aşısından bahsettiğimizde laboratuvar ortamında sanki bizim vücudumuzda üretilen mRNA gibi özel bir mRNA türü üretilip insan vücudunda virüse karşı bu şekilde bağışıklık oluşturulması hedefleniyor. Pfizer ve Moderna aşıları bu gruba giriyor. Diğer yandan adenovirüs kullanılan yani viral vektör aşılarında virüsün protein partikülleri adenovirüsle birleştirilip insan vücudunda yine bağışıklık oluşturması hedefleniyor. Şu an Amerika'da faz 3 çalışması süren Johnson & Johnson aşısını ya da işte Oxford'un Zeneca aşısını buna örnek verebiliriz. Evet. Biraz önceki söyleminizi düşünüyorum, ona takıldım. 12 milyon doz. Evet. Aşı kullanıldı dediniz. Evet. Yani 12 milyon kişi şu an ülkemizde, doğru mu anladım? Orada biraz detay vermem gerekirse aşı şu anda Türkiye ülkemizde kullanılan aşı 2 doz halinde uygulanıyor. O zaman 6 milyon. Oransal olarak şu an ikinci dozlar tamamlanmadığı için ilk doz kullanılan aşılar tabii ki daha fazla. Ama birinci ve ikinci doz totalde 12 milyon diyebiliriz. Evet, daha çok yolumuz var. Evet, maalesef iki aşı arasında bir ay süre olduğu için şu anda ilk dozlarını tamamlaman hastalarımızın da ikinci dozları yapılmamış durumda. Evet. Peki siz işin bu kadar içerisindesiniz. Şu an sanki vakalarda yine bir artış gözlemleniyor, değil mi? Bir miktar evet diyebilirim. Evet. Peki sizce ne zaman terk eder ülkemizi? Tüm dünyayı bu virüs. Virüsten kurtulabilir miyiz diye soruyorsunuz sanırım. Evet. Evet. Şimdi bir virüsten bahsettiğimizde öncelikle 3 yol var. Virüsten ya kurtuluruz tamamen, eradike ederiz, ya elimine ederiz ya da kontrol altına alırız. Eradike etmekten bahsettiğimizde tarih boyunca zaten eradike edilebilen tek bir virüs var. 1980 yılında çiçek hastalığı virüsü. O da aşı yoluyla eradike ediliyor. Onun dışındaki virüslerde hepatit B, polio, işte Ebola virüsü, şu anki koronavirüs, bunlarda şu anda eradikasyon söz konusu değil. Ama ne yapabiliriz bu virüse karşı? Kontrol altına alabiliriz. Çünkü bir virüse karşı aşı yaparak hastalığın semptomlarını azaltmak ya da hastalığı kontrol altına almak da yeterli bir çözüm olacaktır. Evet. Peki bu işin kötü diyebileceğimiz yanları nelerdir? Tutulacak bir tarafı yok değil mi? Evet. Her tarafı kötü. Şu an tabii ki süreçten bahsedecek olursak kötü cevabı yeterli olacaktır. Ama ben birazcık istatistiksel bilgi vermek istiyorum bu noktada. En azından senaryoyu gözler önüne sermek adına. Şu anda dünyada 100 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Ve 2,5 milyondan fazla insan da maalesef öldü. Öldü. Türkiye'de bu nasıl dersek, 3 milyondan fazla insan yine COVID pozitif çıktı ve 30 binden fazla ölüm verdik maalesef. Dünya Sağlık Örgütü, değil mi? Dünya Sağlık Örgütü sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun %3'ü oluşturduğunu duyurdu. Ama COVID pozitif olan sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun %14'ünü oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de bu senaryo Türk Toraks Derneği'nin yaptığı bir ankete göre 2020 Aralık ayından 2021 Ocak ayına kadar COVID'le enfekte olan sağlık çalışanı oranının %54.7 olduğunu gösteriyor. Yani bu dünya nüfusuna oranlarsak çok yüksek bir oran. Şimdi işin kötü yanı dediğimizde ben kendi mesleğim adına kötü yanının bu olduğunu söyleyebilirim. Yine de tabii ki bu aktif süreçte, dünyayı etkileyen bu süreçte aktif rol aldığım için gurur duyuyorum. İnsanlara eğer faydamız oluyorsa kesinlikle mutluyum bu konuda. Ama inşallah hepimiz daha fazla etkilenmeden kurtuluruz bu durumdan. İnşallah, inşallah. Aşıdan bahsettiğimizde şu ana kadar eradike edilebilen tek virüs çiçek hastalığının virüsü. O da 1980 yılında aşı yoluyla eradike edildi yine. Şu an COVID-19'daki problem COVID-19'un çok hızlı yayılmış olması. Hayvandan insana da şu an bilindiği kadarıyla bulaşın olması ve dünya çapında insanların etkilenmiş olması. Aynı zamanda
insanlar aşıya çok fazla bel bağlıyor, farkındayım ve kesinlikle hepimizin umudu o. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Aşı olduğumuzda da hala bulaştırıcı oluyoruz. Aşı olduğumuzda da hala hasta olma ihtimalimiz var. Ama aşıdan beklentimiz bizim hastane yatış oranımızı ve ölüm oranımızı azaltması. Bu bile zaten ciddi oranda bir iyileşme sağlayacaktır. Bunun farkında olalım lütfen. İnşallah. Tabii ki insanlara, insanlığa tabii ki faydanız oluyor. Olmaz olur mu? Tüm sağlık çalışanlarının, hekimlerin bu süreçte kıymetlerini, değerlerini bir kez daha anladık. Ve çok şimdiye kadar yapılmış olan birçok olumsuz davranışın da acısını çekmiştir diye umut ediyorum insanlar. Çok teşekkür ederim. Çünkü sizler her biriniz gerçekten ama sürecin başından beri canınızı hiçe saydınız. Ailenizi, çocuklarınızı, evinizi, her şeyi hiçe saydınız. En önemlisi canınızı hiçe saydınız. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bu bir gerçek. Ama söylemiş olduğunuz rakamlar da kafa karıştırıyor. Yani ben bu rakamların çok doğruluğuna inanamıyorum. Bir söz vardır, istatistik yalandan ibaret diye. Şimdi istatistiksel veriler kayıtlara dayandığı için tabii ki kayıt dışı neler oluyor, kaç vaka neye yakalandı bunu hesaplamak zor maalesef. Ama söz konuşmaya geldiğinde maalesef rakamlara dayanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Evet, gerçekten de öyle. Dediğiniz gibi inşallah artık atlatırız. Kurtulabilecek miyiz bu virüsten? Konuştuk bunu. Biraz zor gözüküyor. Hep hayatımızda olacak değil mi? Umuyoruz ki gerçekten bir aşı etkili olsun ve bu virüsü hafif semptomlarla atlatalım. Nasıl yıllar önce domuz gribi dendi, işte Ebola dendi. Evet. Evet. Kuş gribi dendi ama sonra kontrol altına alındı ve işte tedavisi netleşti. Şu an mevcut virüsün de yine aynı şekilde çözümünün bulunmasını hedefliyoruz. İnşallah. Peki tekrar size dönecek olursak eğer, siz bu süreci işiniz dışında nasıl geçiriyorsunuz? Kendinizi mutlu hissedebilmek için yaptığınız bir şeyler var mı? Çünkü gerçekten çok zor ve sıkışmış bir alandasınız. Evet. Aslında var diyebilirim. Çünkü ben de bütün insanlar gibi bu süreçte biraz kendime yöneldim. Uzun süre evde kalmak da bunda etkili oldu diyebilirim. Hayattan daha fazla zevk almak için, kendimi daha çok mutlu etmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Uzun zamandır yakın çevremden, birkaç yönetmen, oyuncu arkadaşımdan Kübra fiziğin çok güzel, neden modellik düşünmüyorsun gibi pozitif yorumlar alıyordum. Ben de baktım bu süreçte neden denemeyeyim? Hani madem beni daha mutlu edecek, neden yapayım dedim. Ve şu anda modellik yapmaya başladım. Yani tıbbın verdiği kafa yorgunluğu, zihin yorgunluğundan sonra bedenimle, jestimle, mimimle yaptığım şeyi katarak hayattan daha çok zevk almaya başladım. Aslında benim için keyif verici bir hobi oldu. Ne kadar güzel bir şey keşfetmişsiniz bu süreç içerisinde. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? İzleyicilerimize birkaç öneride bulunmak isterim aslında. Öncelikle COVID pandemi süreci gerçek ve ciddi bir sorun yarattı. Bunun hepimiz farkındayız ama bunun geçeceğini de farkında olmamızı istiyorum. Bu süreçte negatifliğe odaklanırsak psikolojimiz de bozulacak. Çünkü beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da çok önemli. O yüzden bu süreci nasıl avantaja çevirebilirim? Kendim için daha güzel ne yapabilirim'e odaklanmak. Hem kendinizi geliştirmek için hem de bu sürecin sonunda ruh sağlığımızı da kaybetmeden çıkmak için daha etkili olacaktır. Onun dışında ne önerebilirim? Kesinlikle yasaklar kalktı, esnedi deyip vakalar azaldı gibi düşünmeyin. Şu an hala ciddi önlemler almamız gerekiyor ve vaka sayıları artıyor diyebilirim. Bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Biz çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Çünkü biliyoruz ki sürecin başından bu yana nefes almaya bile vakit bulamadığınız bir durumda izleyicilerimizle bu güzel bilgilerinizi paylaşmak için bugün burada oldunuz. Çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkürler. Sağolunuz.
Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Doktor Sayın Kübra Bıçakçı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.